Değerli müşterimiz 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın değerli yatırımcılar. Düne baktığımızda yoğun bir kar satışı yaşandı. Kar satışı maalesef bu son zamanlarda bir anda 3000 puan, 3500 puan gibi sert şek e şeklinde hızlı bir şekilde geliyor ama daha sonra bir hemen yarısını alıyorlar. E bugün için endeksin güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Hafif pozitif. E açılışın ardından 1325-1330 bandına doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bu bandı e içerisinde hareketler devam edebilir. 1330 direnç noktasını kırması durumunda ancak yükselişlerin devam edeceğini öngörüyoruz. 1330'un üzerinde 1340 ve 1350 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük ortalama olan 1300 seviyesini takip ediyor olacağız. 1300 noktası kırılmadığı sürece endekste geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Bunun altını çizmiş olalım. E, kur tarafında volatilite hızlandı. bu tabii ki endeks üzerinde baskıyı arttırmakta ama dediğimiz gibi yani 1300'ün altına sarkmadığı sürece çok yoğun bir yön değiştirme bir satış baskısının geleceğini düşünmüyoruz. baktığımızda Brent Petrol 46-60'lara doğru gelmek üzere bu noktaya uzun zamandır gelmiyordu. Dün aslında altını çizmiştik bu noktayı kırması durumunda emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Brent petrolde de böyle. E, bu da Türk olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Türk dün öneri verdik fakat e, bu yoğun satıştan dolayı bir anda hızlı bir şekilde stop e, dokundu. E, fakat baktığımızda Brent petroldeki yükselişler burada olumlu hareketlerin devam edeceğini göstermekte. Kısa vadede geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Aşağı haberleri bildiği bir arkasına gelmekte. Bu da havacılık sektöründe Türk Hava Yolları, Pegasus Tav gibi şirketleri olumlu etkiliyor. Ayrıca yine emtia fiyatlarındaki yükselişler Ereğli'yi de olumlu etkilemekte. Bunun da altını çizmiş olalım. E, Volatility endeksi var, VIX endeksi korku endeksi diyebiliriz. Burada 22-20'lere doğru bir geri çekilme görmekteyiz. Bunun altına sarkması tabii ki küresel piyasalarda yükselişleri destekleyecektir diye düşünüyoruz. Genel olarak küresel piyasalar pozitif kapanış gerçekleştirdi. ABD tarafı, vadeliler şu an için pozitif tarafta. Avrupa tarafında da vadelilerin pozitif tarafta olduğunu görmekteyiz. Olumlu bir açılışta başlayacaktır diye düşünüyoruz piyasalar güne. Genel olarak diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.